Merhaba WebTekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Sevgili dostlar, ince hesapla birlikte hazırladığımız bir masaüstü oyuncu bilgisayarı var önümüzde. Bu videoda yakından bir inceliyoruz. Şimdi oyun oynayacağız kendisine. Zaten bu kaçmaz bir oyuncu sistemi. Onun dışında teknik özelliklerine de bakacağız. Ama önce değinmek istediğimiz birkaç tane önemli nokta var. Doğrudan konuya dalıyorum arkadaşlar. Zaten ince hesapla birlikte bu kasayı oluşturduğumuzu sizlere aktardım. Sizler de incehesap.com üzerinden dilediğiniz bir masaüstü oyuncu bilgisayarını ben şunu istiyorum, bunu istiyorum diyerek kendi sisteminizi oluşturabilirsiniz. Şimdi bu video için söyleyeceğimiz ilk şeydi. Bir detay daha var. O da şu ki sisteminizin adı Phoenix Bronze arkadaşlar. Ancak siz istiyorsunuz ki daha iyi bir işlemcim olsun, daha güçlü ve ekran kartına kavuşayım, Phoenix Gold ve Phoenix Silver olmak üzere farklı modeller de var. Yine dilerseniz bunları bile kendi içerisinde rahat rahat özelleştirebiliyorsunuz. Şimdi lafı çok fazla dolandırmayalım. Artık oyunlara bir dalalım. Doğrudan dalalım abi. İçine eğlenceli kısmı aslında. Orası içine bir sürü rekabetçi oyun yükledik arkadaşlar. Kaç FPS alıyor, ayarlarımız neler vesaire, bunları bir görelim. Sonra zaten Ozan'la tekrar burada olacak. Oyunlarımızı oynadık, artık ufaktan teknik detaylara bakalım. Aynen. Bu model üzerinde neler sunmuş bize, onu bir görelim isterseniz. Önce işlemciyle başlamak istiyorum. AMD'nin Zen 2 mimarisine sahip 3. nesil işlemci modeli olan Ryzen 3 3100 var üzerinde arkadaşlar. 4 çekirdek, 8 thread, 18 MB ön bellek barındırması sayesinde de aslında YouTube, Twitch vesaire gibi işlerde de sizin işinize yarayacak. Hani yayıncı olmak gibi niyetiniz varsa başlangıç için bence ideal bir işlemci kendisi. 7 nanometre üretim teknolojisiyle birlikte üretiliyor. Aslında işlemcinin en önemli detaylarından bir tanesi de az güç tüketiyor, ancak bu az gücün yanında da yüksek performans verebiliyor. Tabii böyle masaüstü bilgisayarlardaki en önemli detaylardan bir tanesi de anakart. Çünkü her şey onun üstünden geçiyor diyebilirim arkadaşlar. Micro ATX boyutlarında olan Asus'un A320M-K modeli bir anakart bulunuyor bu kasanın içinde. Tabii en önemli detaylarından bir tanesine baktığımızda çift RAM slotu bulunuyor ve maksimumda 32 GB 3200 MHz'e varan bir RAM kapasitesini bu kasayla buluşturmanız mümkün oluyor bu anakart sayesinde tabii zaten ki. Zaten 32 GB'da. Fazlasıyla yeterli yani. Günümüzde diyebilirim. AM4 soket yapısı sayesinde tabii ki 3. nesil bu işlemcilerle de tam uyumlulukla çalışabiliyor bu kasada bulunan anakart. Bu anakartta aynı zamanda bir de şöyle bir güzel detay var. Bir adet doğrudan bağlayabileceğiniz bir M.2 NVMe SSD de slotu direkt anakartın üzerinde sizleri bekliyor. Dilerseniz bu sistem içerisinde M.2 SSD'yi de doğrudan kullanabiliyorsunuz ki bu çok çok önemli bir durum. Ben de RAM'den bahsedeyim arkadaşlar. Şu anki mevcut kasanın içerisinde bir tane 8 GB'lık bir RAM'imiz var. 3000 MHz hızında çalışıyor bu RAM. Sadece bir tane 8 GB RAM ilk başta kulağa düşük gibi gelebilir. Ancak bu sistemde yapılan tek şey fiyat ve performans odağı arkadaşlar. O yüzden 8 GB RAM eklenmiş. Tabii ki de videonun başında söylediğimiz özelleştirme bölümünden siz de bir tane isterseniz, bana yetmez diye düşünüyorsanız oraya bir 8 GB daha ek yapabilirsiniz. Neden bir 8 GB RAM daha dedim? Bildiğiniz gibi AMD'nin Ryzen işlemcileri arkadaşlar dual şekilde kullandığınız zaman %20 daha performanslı çalışıyor. Yani dediğim gibi ileride hani ekstra para geçer ya da ilk başta alırken bir 8 daha eklerseniz daha performansı tabii ki de çalıştırabilirsiniz. %20 bir performans artışı işte az değil diye düşünmekteyim. Ve tabii burada aslında oyuncu kasası dediğimizde en önemli detay ne? Ekran kartı. Bu kasada bulunan ekran kartı doğrudan Full HD oyunlar için odaklı aslında konulmuş bir ekran kartı ki günümüzde zaten birçok monitör hala Full HD çözünürlüğü bizlere sunuyor. Asus'un TUF modeli GTX 1650 OC 4 GB ve 128 bitlik bir modeli ekran kartı bu kasanın içine görev yapıyor. Çift fanlı bir soğutma sistemi var bu ekran kartının üzerinde. Tabii bu sayede tek fan olmasındansa çok daha iyi bir soğutmayı bizlere sunabiliyor ve dolayısıyla da burada bizlere daha sessiz, aynı zamanda da daha performanslı bir oyun deneyimi sunmayı başarıyor bu ekran kartı. Şimdi bu ekran kartının üzerine önemli bir detay daha var arkadaşlar. O da siz şimdi daha yakından göreceksiniz ama ben şöyle bir göstereyim. Canım istedi böyle bir dokunmak bu ekran kartına. Bunun üstünde hemen backplate isimli bir yapı var ve bu yapı sayesinde aslında bir yandan da daha fazla bir bizlere
soğutma sağlayabiliyor bu ekran kartı. Bunun yanında da tabii pasif olarak soğuduğu için kartın da buradaki PCB'sinin eğilmesini engelliyor. Aynı zamanda da şöyle yanında bulunan bir şeffaf cam kapak var ki o şu anda yok çünkü parlamasın diye söktük. Onunla da birlikte çok daha güzel bir görüntü bizlerle buluşturmuş oluyor bu ekran kartı. Giriş portlarına baktığımızda ise önemli detaylar var yine. Bir adet DisplayPort, bir adet HDMI ve bir adet de DVI, yani elinizdeki monitörle neredeyse uyumlu olabilecek her türlü girişi üstünde bulunduruyor. Şimdi SSD'den bahsedelim. 480 GB'lık bir SSD var. Bildiğiniz gibi SSD'lerin okuma yazma hızları normal hard disklere göre oldukça yüksek. 530 MB'lık bir okuma 470 MB bölü saniyede bir yazma hızı var içindeki SSD'nin. Bu ne demek arkadaşlar? Siz hem oyunlara girerken daha hızlı girebileceksiniz. Hem de bilgisayarınızı açarken, belli uygulamaları açarken daha hızlı şekilde onlara ulaşabileceksiniz. Mesela bu depolama size yetmedi. Özelleştirme bölümünden isterseniz buna bir hard disk ekleyebilirsiniz. Yedeklemelerinizi oraya atarsınız. Windows'unuzu SSD üzerine kurarsınız. Oradan devam edebilirsiniz. Ya da dilerseniz Ozan'ın da bahsettiği gibi M2 alıp coşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin elinizde tamamen diyelim ve ben yine topu sana atıyorum. Kasadan devam edelim. Kasa küçük gözükebilir demiştim bir yerde ama oldukça da iyi tasarlanmış bir kasa. Gerçekten bu 120 mm'lik bir RGB fan bulunduruyor içinde. Zaten yanar dönerli bir kasa. Hatta ben bir ara yanıyorsun Fuat abi falan demiştim. Sonra bir koptuk burada bir. Bir de adreslenebilir RGB olduğunu belirtelim. Evet. Yani aslında içindeki ledlerin hepsi kendi kendine tek tek yanabiliyor. Öyle şerit led gibi dümdüz yanmıyor arkadaşlar. Bunları yönetebiliyorsunuz. Aynı zamanda da sistemin hemen içinde doğrudan kablolar içinde çok güzel kanallar bırakmışlar. Yani bu da dışarıdan baktığınızda derli toplu ve yakışıklı bir görüntüyü sizlerle buluşturuyor gerçekten. Ve tabii en önemli detaylardan bir tanesi yine bu tarz kasalarda hemen aşağıda bulunan Litfi'nin eliyle gösterdiği power supply dediğimiz Türkçesinde güç kaynağı olan kutu. 550 wattlık bir 80 plus bronz sertifikalı bir güç kaynağı geliyor bu kasanın içinde bizlerle. Tam performansta bu bilgisayarın çalışmasına yardımcı oluyor ki ben herhangi bir problemle zaten karşılaşmadım. Ozan da kasadan bahsettiğine göre bu minnacık güzel kasamızdan bahsettik. Artık videonun yavaş yavaş sonlarına doğru gelebiliriz arkadaşlar. Eğer kasayı merak ediyorsanız hani bir görelim abi bizde neymiş ne değilmiş detaylarını ya da satın almak istiyorsanız hemen açıklama kısmına bir bağlantı ekledik. Zaten orada diğer modelleri de bulabileceksiniz. Bize özel hazırlanmış kasalarla ilgili. Üst modelleri de oradan ulaşabilirsiniz diyelim ve bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmemeniz gerektiğini sizlere tekrardan hatırlatalım arkadaşlar. Ve tabii iki yanımızda bulunan diğer Webtekno içeriklerini izleyebilir. Hemen şurada ortada duran da butondan kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.